Rickshaws. Rickshaws ilk olarak 1995 yılında popüler olan alan atları kayıt fikrine sahipti. Rick popüler alan atlarının arama motorunda daha da popüler olacağını düşündü ve sonra sitelere reklam yerleştirdi. Bu siteler mütevazi bir gelir getirmeye başladı. Ancak Rickshaws sadece reklamlardan değil, aynı zamanda onların satışından da para kazanabilme fikrini düşündü. Amerikan doğumlu girişimci 1995 yılından bu yana 500 bin dolardan fazla bir fiyatla 20 alan adı sattı. Rickshaws bir site için sattığı alandan 1.3 milyon dolar, başka bir site için sattığı alandan ise 3 milyon dolar kazandı. Girişimci 1997 yılında da 10 bin dolar üzerindeki fiyatlarla birçok yer sattı. İnternetin yaygınlaşmadığı zamanlarda bunu düşünmesini, herkesten daha çok zengin olmasını sağladı. Jason Sadler. Jason şirketler ve işletmelerin hizmetlerini satmayı denemek için 2009 yılında oldukça benzersiz olan web sitesi iwearyourshirt.com'u tasarladı. Belirli bir ücret karşılığında Sadler tüm gün şirketin tişörtlerini giyecekti. Sadler fiyatları 1 Ocak için 1 dolar, 2 Ocak için 2 dolar, 31 Aralık için 365 dolar olarak belirledi. Sonunda Sadler yılda 80 bin dolardan fazla kazandı. Daha sonraki yıllar fiyat 2 katına çıktı. Ayrıca hizmet kullanılabilirliğini arttırmak ve daha fazla nakit elde etmek için bu tişörtü giyecek insanlar tuttu. Peki siz de sadece tişört giyerek zengin olmak ister miydiniz? Chet Morita. Emlakçı Chet Morita 2009 yılında trafik kazası geçirdi. Ciddi yaralanmalar aldı ve 6 ay hastanede iyileşme tedavisi gördü. Tedavi sırasında doktorların iPhone'una erişebilir olduğunu fark etti. Morita akıllı telefonlara bazı ekstra güvenlik özellikleri eklemek için parmak izi tarama uygulamasını tasarladı. Mucit 1800 dolarlık bir teklif ile uygulamayı geliştirecek birini buldu. Üvey babasının kredi kartını kullanarak App Store programını başlattı ve 620 bin dolardan daha fazla gelir elde etti. Eric Loves. 1992'de Eric Loves kaybettiği çekici aramak için arkadaşından metal direktörünü istedi. Eric çekici ararken binlerce yıl öncesine ait gümüş ve bronz sikke, takı ve diğer tarihi kalıntılara rastladı. Birleşik Krallık yasaları hazineyi bulanın elinde tutmasına izin vermiyor. Hükümet bunun yerine Loves ve arazi sahibine 3 milyon doları ikiye bölerek takdim etti. Phil Ozersky. Phil Ozersky, Busch Stadında Mark McGwire'a karşı beyzbolda 70. golünü attı. 40 bin kişiden fazla katılımın olduğu oyun sona erdiğinde Ozersky topu almak istedi. Fakat yetkililer buna karşı çıktı. İnadında galip gelen oyuncu daha sonra bu topu 3 milyon doların biraz üzerinde bir ihalede sattı. Ozersky toptan elde ettiği para ile engelli babası ve emekli annesi için bir ev inşa ettirdi. Ozersky genetik araştırmalara ve çeşitli hayır kurumlarına da bağışlarda bulundu. Kyle MacDonald. Kyle MacDonald Kanadalı bir blogger. Aynı dünyadaki milyonlarca blogger gibi. Bir zamanlar Kyle'nin birbirinden özgün fikirleri vardı. Aynı dünyadaki milyonlarca genç gibi. Ancak Kyle'nin diğer insanlardan farklı bir hedefi vardı. Kırmızı bir atacı, bir eve çevirebilecek bir hedef. Doğmadığında bir arkadaşıyla yaşayan Kyle bir süre sonra tabiri caizse bu şekilde eve ekmek getiremeyeceğini fark eder. Oyunun amacı küçük bir eşyayı almak ve mahallede daha büyük, daha iyi bir şeyler ile değiş tokuş yapmaktır. Fazlaca ekmek ve biraz daha şanslı oyunu oynayanlar oldukça iyi takaslar yapabilmekte ve eve başladıkları objenin kat kat büyüğüyle dönebilmektedir. Oyunun güzelliği küçük başlamak, büyük düşünmek. Kyle oturduğu yerden bu oyunu oynamaya karar verir. Tek ihtiyacı başlamak için küçük bir objedir. Masasına bir göz gezdirir ve ilk gördüğü şey küçük, kırmızı bir ataçtır. Fakat küçük kırmızı ataç karnını doyurmaya yetecek parayı hızlıca kazandıramaz. Gönülsüz de olsa birkaç iş başvurusu yapar. Atıcı da unutmamak adına cüzdanına saklar. Kuzeni Ty, atıcı ünlü ilan sitesi Craigslist'e koymayı teklif eder. Çünkü Kyle kapı kapı gezmektense takas yapmayı istekli insanlarla iletişim kurmak istemektedir. Craigslist'e vardır, yani takas bölümüne yalnızca bir kırmızı ataç başlığıyla ilan açar. Dakikalar içinde e-mailler düşmeye başlar. Ancak birçoğunda kimsenin hiçbir şeyi bir ataçla takas etmeyeceği yazmaktadır. Aynı gece Corinna ve Ryan adında iki kız arar. Onlar da ataç hikayesine inanmamaktadır. Ancak ertesi güne buluşma ayarlanır. Bir marketin önünde buluşulur ve kızlar atacı balık şeklinde bir kaleme karşılık takas ederler.
Kyle vakit kaybetmeden kalemin ilanını açar. İlan adı bir balık kalem. Sonrası mı? Aynı gün kalemi Siddle'dan biriyle el yapımı kapı tokmağına karşılık değiştirdi. Massachusetts'a giderek kapı tokmağını portatif bir ocakla değiştirdi. Bizim piknik tüpünün üzerine konan cinsten. Kaliforniya'ya giderek portatif ocağa karşılık Honda marka bir jeneratör aldı. Jeneratörü vererek bir hazır parti paketi aldı. Bu paket boş bir bira fıçısı. Fıçıyı istediği marka birayla doldurmak için bir çekli ve ışıklı Budweiser tabelasını içeriyordu. Hazır parti paketine Quebec'te radyo programcılığı yapan komedyen Michel Brede bir motorlu kızak, jet ski'nin karda gideni karşılığında verdi. Aynı hafta içinde motorlu kızağı Şubat 2006'da yapılmak üzere yer İngiliz Kolombiya'sında 2 kişilik bir seyahatle değiştirdi. 2 kişilik tatilini vererek karşılığında küçük bir karavan aldı. Karavanı takas etti. Ancak karşılığında Ontario'da Metalworks müzik stüdyolarında bir albüm kontratı aldı. Daha sonra albüm kontratını Jolinan'da Phoenix'te bir yıllık kiraya karşılık verdi. Bir yıllık kiraya karşılık inanılmaz olsa da rock müziğinin büyük babası kabul edilen Alice Cooper ile bir öğleden sonraya tamam dedi. Alice Cooper ile bir öğleden sonra Mark Herman adına bir fotoğrafçıya veren Kyle, karşılığında Kiss grubunun motorlu bir kar küresini aldı. Buna inanması biraz güç olsa da doğru. Kar küresini Corbin Branson adında bir yapımcıya vererek karşılığında Donna and Demand adındaki filmde bir rol aldı. Bu role karşılıkta 5 Temmuz 2006'da 13 takas sonrasında Kipling, Saskatchewan'da 2 katlı bir köy evinin sahibi oldu. Kyle MacDonald'ın sıra dışı öyküsü bugün 14 dile çevrilen 280 sayfalık bir kitaba konu oldu. Bununla birlikte Kyle'ın bloğunu milyonlarca insan ziyaret ediyor. Sanırım Kyle'ın hikayesi bize hiçbir işi, fırsatı, şansı küçümsemememiz konusunda ufak bir fikir veriyor. Yapamazsın diyenlere karşı duruyor, hedefinden şaşmıyor. Sadece küçük kırmızı bir ateşle çıktığı yolculuğunda bir ev sahibi oluyor. Bernice Gallego. 72 yaşında olan Kaliforniyalı Bernice Gallego, evinin bodrumunda Amerika'nın ilk profesyonel beyzbol takımının kartını buldu. Eğer arkadaşı duruma müdahale etmeseydi, 1869 Cincinnati Red Stockings kartını internet üzerinden 10 dolara satacaktı. Kartın önünde tüm takımın jelatin gümüş, sepya bir fotoğrafı var. Arka kısmında ise New York spor malzemeleri üreticisi Peck & Snyder'ın kırmızı beyaz reklamı bulunuyor. Gerçekliği kanıtlanan kartın ön yüzü nispeten çizilmemişti. 19. yüzyıldan kalan kart açık artırma ile 100 bin dolara satıldı. Terry Horden. Sanat meraklısı biri değilseniz bu tablo size renkli, eğri çizgilerden oluşmuş gibi gelebilir. Fakat bir uzmana göre, Suit Ekspresyonizmin ustası, Amerikan ressam Jackson Pollock'un orijinal eseri. 1990'larda Kaliforniya'da gelir amaçlı ikinci el malların satıldığı bir dükkana giren Terry Horden köşede kimsenin istemediği bir tablo gördü. Emekli kamyon şoförü olan kadın tablodan hoşlanmasa bile komik bulduğu için onu depresyondaki arkadaşına almak istedi. Fiyatı 8 dolar olan tabloya 5 dolar vererek alan Horden, arkadaşıyla bira içerek tabloyu dart okları atmayı düşünüyordu. Ancak arkadaşlarından biri resim öğretmeniyle çıkıyordu. Adam resme bakıp elinde Jackson Pollock eseri taşıyor olabilirsin dedi. Horden ise Pollock da kimin nesiymiş yanıtını verdi. Bu cümle daha sonra 2006 yılında çekilen belgeselin adı oldu. Belgeselde kadının elindeki tablonun Pollock eseri olduğunu kanıtlamaya çalışmaları anlatılıyordu. Gerçekliği kanıtlanan tablonun fiyatının 50 milyon dolar olduğu belirlendi. Alan Whitman ve Andrew Masters. Yıllar önce lisedeyken ailesinin ona verdiği kimya setiyle bu ürünü geliştiren genç girişimci Alan, kullandığı kimya malzemeleriyle ölü hayvan kokusuna benzeyen bir koku yaratmış. Bu kokuyu pek sevmediği İngilizce öğretmeniyle dalga geçmek için kullanan genç, elinde aslında bir silah tuttuğunun farkına varmış. İleriki zamanlarda bir tır şirketinde çalışmaya başlayan Alan, bir süre sonra işten çıkarılmayla yüz yüze gelmiş. Yönetim ile arası kötü olan Alan, arkadaşı Andrew ile eski silahı ortaya çıkarma vaktinin geldiğini düşünmüşler. Alan ve Andrew, ofisin dinlenme odasına spreyden biraz döktükten sonra koku her tarafa yayılmaya başlamış. Durum dayanılmaz bir hal aldıktan sonra çalışanlar kokunun nereden geldiğini bulabilmek için su şebekesini değiştirmişler ve yeni bir halı almışlar. Hatta tuvaleti bile kapatmışlar. Fakat bir türlü sorunun kaynağını bulamamışlar. Bu olay sonrasında spreyin ne kadar etkili olabildiğini gören ikili, bir sonraki hareketlerini çok iyi biliyorlardı. Bu kötü koku spreyini herkes için ulaşılabilir hale getirmek. Yaşadıkları finansal zorluklara rağmen ürünlerine kişi başı 18 bin dolar para yazdıran cesur girişimciler, yakınları tarafından pek hoş karşılanmadılar. Aileleri onların deli olduklarını düşündü ve hatta Alan'ın eşi bu iş fikri yüzünden ondan ayrılma noktasına geldi. Andrew'un ailesi ise çocukların akıl sağlığını kaybettiğinden endişe duyuyordu.
Fakat onlar ürünlerine olan inançlarına bağlı kaldılar. Ve 2 yıl sonra bu inançları meyve verdi. Ve pis koku spreyi büyük bir başarı yakaladı. Ürüne insanlar akın etmeye başladı. İnsanlar spreyi genellikle soyunma odaları gibi yerlerde şaka amaçlı veya gürültü yapan komşularına karşı kullanmaya başladılar. Sonrasında işleri daha da büyüten iki girişimci, ürünlerini kusmuk kokulu, kaka kokulu ve kötü karışım olarak çeşitlendirdiler. İşin ilginç tarafı, kötü koku spreyi sadece şaka amaçlı değil, aynı zamanda tıbbi mesleklerdeki insanları eğitmek için de kullanılmaya başlandı.